Herkese yeniden merhaba. Yeni bir çizim videomla sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz kaktüs nasıl çizilir? Hep birlikte videomuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine başlığımızı yazarak sayfamızın düzenine başlıyoruz. Bu video sayesinde adım adım çok kolay bir şekilde kaktüs çizimini öğrenmiş olacaksınız. Bunun için ilk önce Artline'ın 01 numaralı çizim kalemini kullanıyorum. Bu ince kalemle işimiz çok daha kolay olacak. Önce 4 tane saksı çiziyorum. Gördüğünüz gibi önce kaktüsün yuvarlak gövdesini çizerek işe başlıyorum. Daha sonrasında kaktüsün etrafındaki o belirgin bombeli kısımları göstermek için çizgiler çiziyorum ve üçüncü adımımda kaktüsün dikenlerini çiziyorum. Kaktüsümün küçük bir çiçeğini çiziyorum üstüne. İğneleri çizerken küçük çarpı işaretleri kullanabilirsiniz. En son aşamada da kaktüsümü ve saksısını renklendiriyorum. Bu arada sizlere bu videoda kullanacağım keçeli kalemleri de göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz yeşilleri kaktüs için ve diğerlerini de saksılar için kullanacağım. Hemen devam edelim. İkinci kaktüsümüzü yapmaya başlıyoruz. Bunun için önce 4 tane saksı çiziyorum. Bunları yatay olarak kullanmayı tercih ettim. Daha sonra kaktüslerimi gördüğünüz gibi çiziyorum. Her zaman olduğu gibi bombelerini belli etmek için çizgiler kullanıyorum. Bu seferki kaktüsümde dikenlerini çarpı işareti şeklinde değil, küçük çizgiler halinde kullanmayı düşünüyorum gördüğünüz gibi. Son adımımda her zamanki gibi kaktüsüme küçük bir çiçek ekliyorum ve saksı ve kaktüsü renklendirmeye başlıyorum. Ben renklendirmelerimi görmüş olduğunuz gibi keçeli kalemle yapıyorum. Ancak siz isterseniz sulu boya, kuru boya veya stabilo gibi ince uçlu kalemlerde kullanarak boyamalarınızı yapabilirsiniz. Sayfamın alt kısmını ise sanki raflar varmış ve üzerinde farklı bitkiler varmış gibi değerlendirmek istiyorum. Böylece size farklı kaktüs çeşitlerini de göstermiş olacağım. Bu çizmiş olduğum bitki biraz aloe vera bitkisine benziyor. Bu küçük yapraklı olduğu için bunu stabilo kalemlerle çizmek istedim. Ve gölgelendirmek için koyu renkli bir yeşil kalem ve açık renkli bir yeşil kalem kullanarak arada gölge farklılıkları yarattım. Siz de bu şekilde gölgelendirmeler yapabilirsiniz. Şimdi de söylediğim gibi çizimlerimi yaparken Artline'ın ince uçlu 01 numaralı kalemini kullanıyorum. Renklendirmelerimi de Faber-Castell'in 36'lı keçeli kalem setinden yararlanarak gerçekleştiriyorum. Bir başka videomda da bu keçeli kalem setini sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü görüyorsunuz ki renkleri çok güzel ve renk skalası gerçekten geniş. Çok farklı yeşiller, kahverengiler ve açık renkli tonlar mevcut. Yine farklı bir saksı türü de denemiş oldum burada. Görmüş olduğunuz gibi saksılar da birbirinden farklı farklı. Bunlardan da yararlanabilirsiniz başka bitkiler çizerken. Hemen yan tarafa Stay Wild yazarak yine sayfa ile bir bütünlük oluşturan yazı da yazmış oldum.
Benim için çok keyifli bir çizim oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.